bakarım bunların hepsi. Ben senin YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle yeniden bir güne başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber outlet mağazalarını gezeceğiz ilk önce arkadaşlar. Telefonum çat diye düştü. Sizlerle beraber ilk önce outlet mağazalarını gezeceğiz arkadaşlarımla. Sonra da 4D bir film varmış, sinema varmış. 4D olunca galiba böyle mesela kan fışkırma yerlerine su fışkırıyorlarmış, koltuklar hareketliymiş vesaire falan, böyle bir deneyim olacak bizim için. Öyle bir filme gireceğiz. Bakalım, bugün benimle beraber gelin. Bugün Kadıköy'deyiz sizlerle beraber. Outlet mağazasını gezeceğiz. Daha sonra da Kadıköy'e film izlemeye gideceğiz diyebilirim. Bence güzel bir gün olacak. Bakalım, daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Şu AVM'ymiş. Biz buraya daha önce geldik aslında ama ucuz bir şey bulamamıştık. Bugün bulacak mıyız? Heyecanlı. Şimdi burada böyle bir sürü mağazalar var. Bunların çoğu outletmiş. Şimdi hangisine gireceğimize karar vereceğiz. Biz bugün ilk önce ayakkabı bakmak istiyoruz. Sizle beraber ayakkabı mağazalarına doğru yürüyelim. Bakalım güzel böyle ayakkabılar var mı uygun fiyatlara? Şimdi Boyner'e giriş yapıyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Şu anlık daha şeylere bakmayacağız. Ayakkabıya bakacağız ilk önce. Şu anlık giyime pek bakmayacağız. Sonra giyime de bakacağız ama şu anlık ayakkabı kısmına doğru gidiyoruz. Ben aslında Adidas'çıyım. O yüzden burası çok güzel. Bak, bakın bu benim eski ayakkabımdı. Yalıyorum, inanılmaz rahat bir ayakkabı. Böyle bir ayakkabı yok. Böyle aldım bu arada. Sadece şey, şuraları siyah yine aldığım ayakkabının. Diğerlerine bakıyoruz şöyle bir. Ben klasik siyahçıyım ya, vazgeçemiyorum yani siyah ayakkabı dışında bir ayakkabı. Geçen sefer geldiğimizde burada buz pateni vardı ama şu an yerde buz bile yok. Galiba kaldırmışlar, bakmış. Çok tatlıydı cidden. Böyle göre biraz pahalıydı ama tatlıydı yani. Burada buz pateni kalmamış artık. Şimdi devam ediyoruz ayakkabı gezmeye. Şimdi ayakkabı dünyasına gideceğiz. Şöyle giriş yapalım bakalım. Şu tarz ayakkabılar da tam benlik aslında gerçekten. Ben daha önce Pum bir ayakkabı beğenmiştim ama sonra vazgeçtim. Çünkü şöyle sert adresinde böyle ayakkabıları var ya, bundan rahat edebilir miyim bilmiyorum ya. Ama güzel duruyor aslında benlik ayakkabılar. Ha şu da böyle diz taban gibi bir tık Vans gibi olsun istiyorum. Fiyatları iyi bu arada gayet. Şimdi bak size göstereceğim. Ya 1900 lira. Çok ucuz değil ama fena bir fiyat değil bence. Gayet iyi yani. Siyah beyaz Adidas'tan vazgeçemiyorum. Yani mesela şöyle ayakkabıları çok beğeniyorum ama ayağıma giyince rahat edemiyorum yani. Şu yapısı çok garibime gidiyor. Alışmışız beyaz ayakkabı, bez ayakkabılara. Muhtemelen onunla alakalı. Şöyle bir genel görün. Şunu da çok beğendim. Ben bez ayakkabıcısıyım. Benim bir dönüşümde aslında gayet iyi. Çok güzel duruyorlar. Fiyatını beğendim. Ve çok rahat duruyor. Şu siyah değil de siyah ayakkabım var. Şu grisini beğendim. Bakın şunları yeni aldım çünkü biliyorsunuz. Size göstermiştim. Ya siyah falan gerek yok. Şimdi Nike'ın ortasına geldik ve aşırı sıra var şu anda. Galiba ucuz herhalde, bilmiyorum. Her iki insanlar çıkıp hediyelerini alıyorlar. Şimdi size göstereceğim. Şöyle bayağı sıra var. Herhalde güzel bir şeyler var diye düşünüyorum. İçeride kalabalık. İçerideki insanlar şimdi TL'ye yeni birilerini alıyorlar. Biz de bekliyoruz bakalım. Bak,
Bakın herkes elinde 2-3 tane ayakkabıyla geziyor. Şu kadına bakın aynı bir oha. Şu sıra böyle bayağı uzun bir sıra. Şuradan şöyle bir sıra. Heyecanlıyız. Tam sınırda kaldık ya. Bizi almadılar. Şu an sıradayız. Bizi bekliyoruz. Bir tane kadın tam 500 bin liralık alışveriş yapmış. 500 bin liralık ayakkabı almış. İnanabiliyor musunuz? Şimdi size onun kutularını göstereceğim. Yani bir sürü poşet var. Dedi ki niye bu kadar poşet almış acaba bu? Meğerse o kadar alışveriş yapmış çünkü. Hani her ayakkabıya poşet almış. Şu onun, o kadının bunların hepsi. Ne? Şimdi sıra ayakkabı toplayıp hep deneyeceğiz. Bir sıra ayakkabı denedim ama ben şunu beğendim. Çok tatlı, tam olarak böyle bir şey istiyordum. Ve tam 38'ine buldum. 37,5 böyle tam oluyormuş gibi oldu ama olmamıştı. Buldum sonunda. Size bir kameramız diyeyim. Bunu alıyoruz. Çok beğendim. Numaramı da buldum bayağı uzun uğraşlar sonucunda. Çünkü yoktu yani. Hiçbir yerde asla bulamıyorum. İnsanlar da giydikleri için vesaire. Şimdi size bekliyoruz. Bunları alıyoruz. 1500'e gelecek yani. Normalde 3000 lira. İyi gayet. Normalde 3000 lira yani. 1500 liraya alacağız. Şöyle bir sıra var. Bekliyoruz. Adidas'ın mağazasına geldik. Şimdi size şöyle bir göstermek istiyorum. Fiyatlar aşırı iyi. Burası erkek kısmı için olan yer. Çok çok ucuz fiyatları. Yalnız eğer bez ayakkabı düşünmüyorsanız biraz sıkadı. Çünkü Adidas'ın bu mağazasında hepsi bez. Yani hepsi şu tarz ayakkabılar, bezler. Ama fiyatları çok çok güzel yani. Hepsi indirimde diyebilirim. Bunlar erkek için şöyle. Kızlar için şöyle bir an bir sürü on var ama şuna şok oldum arkadaşlar. Fiyatına bakın, hem çok pahalı, yeni sezon galiba. Ama çok iğrenç bir taban bence. Yani bu tabanı kim giyiyor? Çok kötü. Sarı yani, bir çakma duruyor. Şu da mesela, şu fiyata bakın. İğrenç. Genel olarak fiyatlar iyi ama yani. Şimdi sınav öncesini göstereyim, bir şeyler almaya geldik. Biz almayacağız çünkü ben Starbucks'ta oturduğumuzda tatlı bir şeyler aldım. Şu Starbucks brownies oluyor ya, ondan aldım. Kahve almıştım, özellikle gerek. Şimdi sınava girerken sizden yeni çekelim. 4-5 sınamayı aldık, bakalım acaba nasıl olacak. İlk defa 4-5 sınava gireceğiz. Ve geldik. Gidiyoruz sınava salonuna doğru. Bayağı büyük bir yere benziyor. Gideceğimiz film şu. Bayağı korkutucu duruyor dostlarım. Bilmiyorum ne yapacağız. Bu kadar güzel sinema. Merhabalar tekrardan. Işık çok güzel değilmiş. Şuna bak. İnanılmaz güzel gidiyor. Zaten güzel kızlarız da. Çok güzel. Şimdi filmden çıktık. Bu arada bu kadar mutlu olduğumuza bakmayın. Hani inanılmaz iğrenç bir filmdi. Çok iğrenç. Çok iğrenç. Hani ben hiç Testere Sevsi izlemedim bu arada. Sen izledin mi? Hani çok iğrenç. Bilmiyorum. Hani ben çoğu sahneyi izleyemedim. Çok kanlıydı. Ama verdiğimiz para değdi bu arada. Yani 165 lira verdik öğrenci şekilde. Hani bu 4D olması açısından değdi. İnternette bence falan bu arada yok, hani olmuyor falan filan yazıyordu ama gayet her, evet, şey yorumları var. Bazen kötüydü. Ama biz nereye geldik? Tam olarak neresi de geçiyor burası? İsmi ne buranın? Bilmiyorum ki. Üsküdar'da işte. Üsküdar'da bir yer. Hayır. Neydi? Alışveriş merkezinin ismi aklıma gelmedi. MR. MR alışveriş merkezinde yine geldik bu arada. Hani en azından oradaki gayet düzgün ve efektifdi, öyle mi diyeyim. Gayet 10 numara 5 yıldız. Bu şekilde film değerlendirmemizi yapıyoruz. Sizleri öpüyoruz. Bye bye.